Şu ana kadar multiple sklerozun yani MS hastalığının gerçek sebebi belirlenememiş durumda. Ama çeşitli genetik ve çevresel faktörlerden bahsediliyor. Bu faktörler hastalığın oluşmasına öncülük edebilir. Öncelikle genetik faktörlerden bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın genetik bir bileşeni olduğunu nereden biliyoruz? İkiz çalışmaları denen bazı çalışmalar yapılmakta ve tek yumurta ikizleri ile çift yumurta ikizleri incelenip karşılaştırılmakta. Tek yumurta ikizlerinin DNA'ları aynıdır. Çift yumurta ikizlerinde ise farklı DNA'lar bulunur. Bu çalışmalarda multiple skleroz vakalarının tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinde ne sıklıkla görüldüğüne bakılır. Diyelim ki tek yumurta ikizlerinden birinde multiple skleroz var. Bu durumda ikizinizin de bu hastalığa yakalanma ihtimali %25-30'dur. Ama çift yumurta ikizlerinde bu sayı %5 ila 10'a düşer. Tek yumurta ikizlerinin DNA'ları aynı, çift yumurta ikizlerinin DNA'ları farklı olduğundan multiple sklerozun genetik faktörler sebebiyle ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama multiple skleroz hastalığı genetik açıdan çok karmaşıktır. 50'den fazla genin işin içinde olduğu düşünülmekte. Hatta çalışmalar devam ettikçe daha fazla genin bu olaya karıştığı keşfediliyor. Aslında bu videoda size özellikle bahsetmek istediğim bir gen var. Bu genden bahsetmek istiyorum çünkü bu gen otoimmünite için önemli ve 6. kromozomda bulunuyor. Buna kromozom 6 da diyebiliriz. İşte bakın bahsettiğim kromozom bu. Buradaki kısmı kırmızıyla boyadım çünkü HLA-DRB1 denen bir geni taşıyor. Burada bir sürü harf var ama biz daha çok HLA kısmına odaklanacağız. HLA ne anlama geliyor? HLA aslında İngilizcedeki insan lökosit antijeni ifadesinin kısaltması. Peki HLA ne yapar? Diyelim ki burada bir hücre var. Bu hücrenin yüzeyinde ise bir protein olacak. İşte bu da İnsan lökosit antijeni olacak. Bu insan lökosit antijenine bağlı bir peptit ya da bir protein daha olur. Bu protein ya da peptit ise bir virüse ya da bakteriye ait olabilir. Yani normalde orada olmaması gereken bir şey. Hücre ne yapacak derseniz, onu başka bir hücreye yani T hücrelerine gösterecek. T hücresi de bu peptide bakacak ve diyecek ki, Hmm, bu buraya ait değil, ona saldırmamız ve vücudu korumamız lazım. Yani bu gen, bağışıklık sisteminin maddelerin hangilerinin vücuda ait olup olmadığına karar vermesinde etkilidir ve çok önemlidir. Ve bu gendeki işlev bozuklukları otoimmüniteden anlaşılabilir. Unutmayın multiple skleroz aynı zamanda bir otoimmün hastalığıdır. Bu yüzden bu gende bir sorun olursa bunun multiple skleroza dönüşebileceği düşünülüyor. Bu da genetik yapının belki işin içinde olduğuna dair bir kanıt. Evet, şimdi de çevre hakkında konuşmak istiyorum. Burada birçok farklı faktör var. İlk olarak dünyanın bir resmine bakacağız. Ekvator burada. Ekvatorda Multiple skleroz vakaları çok az görülmekte. Ekvatordan kuzeye gittikçe vaka sayısı artmakta. Sizce neden hastalık coğrafi olarak değişim gösteriyor? Çünkü Ekvator'da oldukça fazla güneş ışığı var. Orada yaşayan insanlar fazlasıyla güneş ışığına maruz kalıyor. Güneş ışığına maruz kaldığınızda deriniz D vitamini üretmeye başlıyor. Yani Ekvator ve çevresinde yaşayan insanlarda ortalama olarak daha fazla D vitamini oluyor. Peki bu neden önemli? D vitamini bağışıklık sistemini düzenlemekte görev alır. Birçok bağışıklık hücresinde, örneğin buradaki T hücresinde D vitamini reseptörleri olması mümkündür. Buradaki kırmızı nokta D vitamini olsun ve bu T hücresinin reseptörüne bağlı olsun. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa bunun otoimmün hastalıklara neden olması mümkündür. Kuzeye gittikçe insanlar güneş ışığına daha az maruz kalır. Yani vücutlarındaki D vitamini seviyesi azalır. Bu da otoimmün hastalıklara, örneğin multiple skleroz gibi bir hastalığa sebep olabilir. Bu sebeple Ekvator'dan uzaklaştıkça MS vakaları artmaktadır. Başka bir çevresel faktör ise çocuklukta bir tür virüse maruz kalmak. Ne tür bir virüsten söz ediyoruz? Burada bir sürü virüs söz konusu olabilir. Mesela Epstein-Barr virüsü, kızamık virüsü ya da kaba kulak virüsü gibi. Ancak şunu belirtmekte yarar var. Bu virüsler doğrudan multiple skleroza sebep olmaz. Ama eğer geçmişte bu virüslere maruz kaldıysanız, o zaman bu hastalığı geçirme olasılığınız artıyor. İyi de neden böyle oluyor peki? Bu virüslerin içindeki proteinlerin sinir sistemindeki bazı proteinleri taklit ettiği düşünülmekte. Bu olaya moleküler taklit deniyor. Moleküler taklit yapan bir virüs vücutta olan şeyleri taklit eder ve bağışıklık sistemi de normal yapıyla virüsü birbirine karıştırır. Son bahsetmek istediğim faktör ise sigara kullanımı. Hepimiz sigara içmenin akciğerler için kötü olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda sigara içmenin Multiple skleroza yakalanma ihtimalini arttırdığı da düşünülüyor. Multiple skleroz hastası olan ve sigara içen bir grup insan incelenirse, sigara içmeyi bırakanlarda hastalığın ilerlemesinin yavaşladığı görülür. Peki neden böyle bir şey oluyor dersiniz? E, bundan kesin emin olunmamakla birlikte multiple skleroz ve sigara içmek arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor. Evet, Hastalığın gelişmesinde rol alabilecek birçok farklı risk faktörü gördük. Genetikten bahsederken 50'den fazla genin MS'de rol alabileceğinden bahsettik. Çevresel faktörlerde de birçok farklı duruma değindik. Ama maalesef tüm bu faktörleri bir araya getirmek ve bağlantı kurmak zor. İşte bu yüzden de hastalığın tek bir nedeni yok. Yani bu henüz belirlenmemiş bir şey. Ancak Multiple sklerozun bilinen en yaygın risk faktörü bunlardır diyebiliriz.